Bugünler günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün çok güzel bir konuğu var. Uluslararası uzman, eğitmen ve yaşam koçu Sayın Semra Zengin bizlerle birlikte. Kendisiyle hayatımızda karşımıza çıkan fırsatları değerlendirip değerlendirmediğimiz zamanın yönetip yönetmediğimizi, eğitimin hayatımızdaki önemini, her şeyi konuşacağız. Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen programda kalın diyorum ve Semra Hanım'ı sizlerle tanıştırıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Koran Bey. İyi imamda Sizleri sormalı. Çok şükür efendim. Güzel çok mutlu oldum. Ben de öyle çok mutlu oldum. Semra Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Aslında Semra Zengin kimdir? Semra Zengin uluslararası uzman eğitmen ve yaşam koçuyum. Eğitim ve danışmanlıklar veriyorum. İSEVEN Akademi ile birlikte çalışıyoruz. Ve arkamda güzel, muazzam, dev bir kadro var. Harika. Aslında şu an bunları izleyen eee kişilerin ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Birçok fırsatı yakaladıklarını düşünüyorum ve bilgiyi aslında yatırım yapmanın önemini çok. de konuşacağız. Bilginin hayatımızda muazzam yeri ve önemi çok. vardır. İstediğimiz şeylere inanırsak aslında inandığımız şeyler hayatımızı gerçek kılıyor. hemen kısacık bir söylediniz. hikaye anlatmak istiyorum. Çok güzel söylediniz bunu. Hep bu söyle. Buyurun lütfen. bir matematik hocası derse giriyor ve iki tane soru yazıyor tahtaya, konuşuyor falan. Matematik dersinde uyuyan öğrenci zil çalınca uyanıyor. O uykunun mahmurluğuyla tahtaya bakıyor ve iki tane soru var. Hemen defterine geçiriyor bunu. Sonrasında diğer derse kadar 3-4 gün içerisinde çok uğraşıyor bu problemi çözmek için. En nihayetinde çözüyor. Ve diğer matematik dersinde de hocasına gösteriyor. Hocam verdiğiniz ödevi yaptım gibi sorunun bir tanesini çözdüğünde. Hocası da şaşırıyor ve gerçekten... İmkansız Çözmüş olan mı? bir şeyi yapmış bu çocuk. Ve çocuğa şöyle diyor. E, sen matematik tarihinde çözülemeyen e, iki tane soruyu yazmıştım ben tahtaya ve sen de onlardan Aman bir tanesini çözdün. E, i̇mkansız dediğimiz şeyler aslında e, olabilir inandığımızda. E, önemli olan inançtır. Çok güzel bir örnek verdiniz Semra Hanım. Yani aslında o sorunun çözülemez olduğuna inanan bütün matematikçilerdi. O çocuğun bundan haberi yoktu. Uyuma örneği de şöyle bir şey. O derste aslında bunun çözlemeyen bir soru olduğu konuşuldu. Ve bütün öğrenciler bunun böyle olduğunu bildiler ve asla çözmeye yanaşmadılar, değil mi? Aynen öyle. Muhteşem bir örnekti bu. Neye inanırsak, oyuz inandığımız şeyler gerçekten bizim hayatımıza gelir ve onları çekeriz. Aslında her zaman bizim iki seçeneğimiz vardır. Mutsuzluğu çekersek mutsuz oluruz, mutluluğu çekersek mutsuz oluruz. Başarı da aynı şekilde öyle. Başarıya inandığımızda vücudumuzda bulunan 37 trilyon hücre ben bunu başaracağım dediğimiz zaman bunu başarmak için bizim için harekete geçecektir. Bütün bunların inancında hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Çok güzel konuştunuz. Gerçekten çok önemsiyorum bunu. İnsanın kendisini güdülemesini kendisine güç vermesine çok çok bayılıyorum. Bu çok güzel bir şey. Dışarıdan almayı beklemeye gerek yok. İnsan kendi kendisine başaracağım, yapacağım, elde edeceğim diyebilir ve 37 trilyon ücreyi harekete geçirebilir. Peki hayatımızdaki fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Bunların biz farkına varıyor muyuz ve fırsatları değerlendirebiliyor muyuz sizce? Nasıl bakıyorsunuz Semra? Hanım? hayatımızdaki fırsatlar aslında hayatımızda iki seçeneğimiz vardır. Her zaman ve her zaman. iki seçeneğimiz. Size ee, hayatımızda yapmak istediğimiz şeyleri ya sen yaparsın ya da başkalarının senin için hazırladığı plana uyarsın. Bu da bir seçenektir, bu da bir e, farkındalıktır. Çok güzel açıkladınız. E, teşekkür ederim. Önce hayat nedir e, onu söylemek istiyorum. Buyurun. Hayatımızı inançlarımız şekillendiriyor aslında. Hayat nedir gerçekten? Peki hayat amacını e, herkes biliyor mu ya da buldu mu? Ya da yaşamının ne kadar farkındasın? Acaba istediğin hayatı mı yaşıyorsun? Hı -hı. ve bunun için neler yapman gerekiyor? Hayatındaki fırsatların neler? Bunları nasıl değerlendireceksin? Kendini ne kadar tanıyorsun? Çok güzel sorular bunlar. O kadar ard arda ve önemli şeyler sıraladınız ki bütün bu soruların aslında bir muhatabı olduğunda bunlara böyle hani keskin bir şekilde evet ben farkındayım. Hayatımın bir gayem var, bir amacım var. Neden yaratıldığımı biliyorum. Neden bu hayatta olduğumu biliyorum diye anında cevap vereceğini çok düşünmüyorum. Sizin mesela yaşam koşu olduğunuz için sormak istiyorum. Böyle gördüğünüz insanların hani farkında olduğunu görüyor musunuz? Gerçekten bu soruların hepsinin farkında olduklarını, amacını bulduklarını, hayat gayesini ve yaşamanın hani ...sebebini bulduklarını ve bu yönde kendilerini geliştirdiklerine, eğitim aldıklarına ya da bir şeyler yaptıklarına inanıyor musunuz? E, maalesef okuma ve toplum bilincinde bizim şeyimiz yok. O fazla bilgilenmediğimiz için, hayat amacımızın farkında olmadığımız için bilmiyoruz. E, şunu söylerim ben hep, hani Christophe Colomb Amerika'yı keşfetti belki ama kendini ne kadar keşfetti? Hani biz kendimizi ne kadar keşfettik? Kendimden örnek vereyim. Buyurun. O okumanın sınırsız gücünü keşfettikten sonra ben de kendime yıllar sonra zamanla keşfetmeye başladım ve keşfettikçe de insan kendini baştan yaratıyor diyebilirim ya da yeniden doğuş gibi ya da küllerinden doğmak gibi oluyor gerçekten. Bu da eğitimin hayatımızdaki en güzel getirilerinden, fırsatlarından ve farkındalıklarından çok biri haklısınız, diyebilirim. Çok haklısınız. İnsan çünkü başkalarının hikayelerini okuduğunda zihin yapılarını öğreniyor, onların hayata bakışlarını öğreniyor. Her kitap okuyuşunuzda başka bir hikayenin içine dalıyorsunuz ama aslında o hikaye başka birinin dünyaya baktığı bir göz olmuş oluyor. Yani aslında sizin de bakış açınız genişliyor, vizyonunuz genişliyor. Hani böyle olunca da insan kendini tekrar keşfediyor. Ben de görebiliyorum, ben de öyle bakabiliyorum. Olayları değerlendirirken de böyle bir faydası olmuş oluyor. Peki, uluslararası eğitim, uzman eğitmensiniz ve yaşam koçusunuz Bu işin Sizce zor olan tarafı nedir Semra Hanım? Zor olan tarafı. Var mı yok mu sizce? zor zor nedir sizce? Valla şöyle Bey? zor demek hani bir şey yaparken hep sıkılmak demek yani. Bence o ben. Yani onun üstesinden gelmek için emek daha fazla harcamak ve bunun insana iyi gelmemesi, bir şey yapmak için zorlanmak demek zor. Bence zor, zor diye bir şey yoktur. Ben bu kelimeyi aslında kabul etmiyorum. Şöyle dönüştürüyorum kendi içimde. Buyurun. Bilmediğimiz şeyler zordur doğru. ya da yapmadığımız Çok şeyler doğru. zordur. Bildiğimiz şeyler kolaydır, zor olmaktan çıkar. Yaptığımızda daha herkeza zaten bildiğimiz bir şey olur. O yüzden zor kelimesini hep düzeltirim konuştuğum yerde, toplumda, insanlar arasında. Hayat zor, insanlar zor, maalesef klişe. Altı boş bir kelime, insanların konuşmak için konuştuğu bir kelime diyebiliriz. Farkındalık uyandırmak adına ya hayır, hayat zor değil derim hep uyarırım hani karşı tarafı. İnşallah farkındalık uyandırabiliyorumdur. Hayatı zorlaştıran biz insanlarız. Bizim düşünce yapımız ve bizim inançlarımız. Hani biraz önce de bahsetmiştik ya. Niye inanıyorsak, olumsuzluğa inanıyorsak eğer hayatımızda olumsuzlukları çekeriz ve enerji seviyemizi düşürür ve zorlaştırırız. Bir az gözlüğüyle bakarız ya da gözlüklerimiz full olur. ama hayatı kolaylaştırmak bizim elimizde. Gerçekten hayat zaten kolay. Zorlaştıran bizleriz. O kadar benim inandığım bir felsefeyi söylüyorsunuz ki ben genelde yayınlarımı bitirirken hep böyle şeyler söylüyorum. Yani varsayım yasasını bilirsiniz. Neyin nasıl olacağını varsayarsanız öyle olur ya. Kuantum. Kuantum fiziği. Yani ben buna çok inanıyorum. Ve şimdi söyledikleriniz o kadar örtüşüyor ki, o kadar güzel bir şey ki bunları sizden de duymak. Sevgili izleyicilerim gerçekten hayat öyle. Nasıl baktığınızdır önemli olan. Bir toplantının iyi geçeceğini baştan düşünüyorsanız iyi geçer. Zor geçip sıkılacağınızı bir olay çıkacağını düşünürseniz kesinlikle öyle olur. O yüzden Semra Zengin hanımefendi de aynı şeyi söylüyor yani. Nasıl hayat zorlaştıran aslında bizim bakış açılarımız. Bunu değiştirirseniz zor hayat. Herkesin söylediği klişe sözler artık ağzınızdan dökülmeyecek. Herkes söyleyecek, siz söylemeyeceksiniz değil mi belki de? Keyifli yanları nedir mesleğinizin? Keyif keyifli yanları insanların olumlu güzel geri bildirimleri ve yaradanın verdiği şifaya da vesile olmak aslında. Kişide belki bir farkındalık uyandırmak belki onun bilinç kapısında bir yerlere dokunmak hayatına dokunmak. Geri bildirimler çok güzel oluyor. Bilinç altında yaptığımız danışmanlık ve eğitimlerde farkındalıklarda gerçekten hayat kalitelerini güzelleştiriyorlar. Bu da şöyle benzetebilirim hani saklambaç oynarız da söbeliriz ya bizim evet. bilinç altımızdaki kök inançlarımız vardır. Bilmediğimiz, otomatikleşen ve farkında olmayarak yaptığımız şeyler. Bunları bulup da bilinçaltındaki o gizli kapıları bulup söbelediğimizde kişide bir aydınlanma oluşuyor aslında. Bu da kişiyi karanlık alandan aydınlık alana çıkarıyor. O aydınlık alan kişinin yüzüne bile yansıyor. Çok gerçekten güzel. her halükarda mutlu oluyor. Karşı tarafta biz de Harika. mutlu oluyoruz. Şimdi siz bu mutluluğu yaşarken bir akademidesiniz bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Eğitimler veriyorsunuz. Bir taraftan danışmanlık veriyorsunuz. Ne tür eğitimler veriyorsunuz akademinizde? Biraz bahseder misiniz bize Semra Hanım lütfen? İlseven Akademi işbirliğiyle çalışıyorum ve İlseven ailesinde olmaktan büyük bir onur ve keyif duyuyorum. Arkamızda çok güzel, deneyimli, devasa, uzman arkadaşlarımız ve hocalarımızla birlikte aynı yolda yürüyoruz. Profesör Doktor Ali İlseven'e teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımızı söylüyoruz. gençlerimize ve hayatında bir şeyleri değiştirmek isteyip de bunun farkında olmayan ya da içindeki o boşluğu bilmeyen insanlara da bazı fırsatları sunuyoruz Akademi İlsever Akademi olarak. Evet. Ee, i̇ş fırsatları, kendilerini eğitmeye, kendilerinin farkında olma fırsatları 3000 tane alanda belgeler falan da veriyor. Kişisel anlamda gerçekten ya da gençlerin bir iş olanağı sağlıyor. Birden fazla iş olanağı var. Birçok anlamda fırsatları var ciddi anlamda kişiyi yeniden doğuş dediğimiz konuda geliştirebilecek. Bence bu düşünceleri olan insanlar, aklında bu soruları varsa bir araştırıp bakabilirler. Nasıl ben de yardımcı olmaya çalışırım. Sosyal medyadan ya da evet. bana ulaşabilirler. Sosyal medyadan mesela nasıl ulaşabilirler siz akademinizi? İlseven Akademi diye yazınca zaten oradaki platformda gayet güzel bilgiler çıkıyor. var, eğitimler Danışmanlarımız var. Danışmanlarımız özel olarak sizinle ilgileniyor. Hangi alanda gerçek iş anlamında ya da eğitim anlamında hangi alandaysa birçok alana kayabiliyorsunuz çünkü önce gençlerin kendilerini hepimizin daha doğrusu sadece genç nefes alan herkesin kendimizi bilmemiz lazım. Kendi varlığımızı kabul edip ortaya bir koymamız lazım. Çoğu insan varlığını bilmiyor, tanımıyor ya da henüz kendisiyle tanışmadı, kendisini keşfetmedi diye düşünüyorum. Muazzam ve güzel bir yolculuk. Eğitim ee, hayattır değil mi? Aynen eğitim ha. hayattır. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel fırsatlarınız var bence ha, değerlendiriyor. Eğitim aldıklarında hayata yeniden gelmiş gibi olacaklar değil mi insanlar? Evet. Çok güzel. Peki hayat amacınız ve hedefleriniz aslında sizin nelerdir? Ve biz bunların hani insanlar olarak farkında olarak yaşıyor muyuz? Bir hayat amacı ve hedefi olsa insan nasıl yaşar olmadan sizce ne farkı olur? Ne, neler düşünüyorsunuz? Hayat amacımız aslında bizim varoluş nedenimizdir. Hayat amacımızı keşfettiğimizde bu hayat amacımız bizim değişmez. Hedef ise hani hedefli hayat amacını genelde aynı çerçeveye koysalar da içerisinde farklar var. Bizim hedeflerimiz doğumdan ölüme kadar varacağınız duraklardır ya da kafamızda koyduğumuz, belirlediğimiz duraklardır. Bu değişebilir. Bugün hedefiniz herhangi bir şey almaksa 3-5 gün sonra daha farklı bir şeye dönüşebiliyor. Bir kıyafetten en basit örnek evet, verecek olursak. Hayat amacımızı gerçekten keşfettiğimizde ruhumuzu harekete geçiriyor. Ve bu da vücudumuzda bir adrenalin pompalıyor. Bu da gerçekten muazzam bir enerjidir. İnsanın yaşam kalitesini gerçekten yükseltir. Her insanın hayat amacını kendini bilerek, geliştirerek keşfetmesini, bulmasını tavsiye ediyorum. Benim hayat amacımsa toplumu aslında bilinçlendirip bu farkındalıkla birlikte kolektife e, hizmet etmek ve bu şekilde hizmet ettiğimiz zaten zaman zaten hayat daha güzel, daha yaşanılır bir yer oluyor. Bilinçli toplum olarak o toplumda yaşamanın verdiği mutluluk, haz gerçekten çok güzel. Harika. Çok haklısınız gerçekten. Yani hayat amacını bilmek, hedeflerini gerçekleştirmek için yaşamak dop dolu bir yaşamı gerektiriyor. Bunun içinde insanlar aslında sanki 24 saatten daha fazla bir zamana ihtiyaçları varmış gibi bir durumdalar. Yani hani benim eğitim alacak zamanım yok. Evet çok güzel söylüyorsunuz. İşte yani böyle hani kişisel gelişim harika bir şey ama zamanım yok. Siz bu zaman yönetimi hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz yardımcı olur musunuz? Zaman yönetimi, iki tane evladım var benim. Çocuklarıma da hep söylediğim zaman sizin en kıymetli hazinenizdir. Zaman sizin servetinizdir. Gerçekten en büyük zenginlik aslında zamandır. Kaybetmeden onun değerini bilmek lazım. Planlı yaşamak lazım. İşte kafamızda aslında ajanda ya da yazılı bir yere döktüğümüzde daha da netleşiyor. Zaman bunları yapmadığımızda bazen kafamızda beynimizde endişelerle, kaygılarla bizi yoruyor aslında. Zamana %20 %80 kuralına göre uyarsak hayatımız müthiş derecede zenginleşecektir ve daha kaliteli hale gelecektir. TÜİ'nin raporları var 2014-2015'te zaman uyku zamanın en büyük bölümünü alıyor. Yalnız o raporları incelediğimde 15-25 yaş arasındaki gençlerin 55 yaş üstündeki insanlar kadar yani emekli olmuş insanlar kadar fazla uyuduklarını 9 saat uyuyorlarmış araştırma sonucunda boş zamanlarını insanların değerlendirme oranı %95 boş zamanlarını maalesef televizyon izleyerek geçiriyorlar. Sosyal medyaya %33 ayırıyorlar. Bunlar tüyin raporları. Eğitime de %30 gibi bir oran ayırıyorlar. Boş zamanı değerlendirme açısından bakıldığında 11 dalda, farklı dalda işte gelirlere göre, cinsiyetlere göre falan araştırmışlar. Eğitime, kendini geliştirmeye, spora ve hobilere ayrılan zaman ise ve yüzde %3. Hmm. Bu gerçekten üzücü. Bunun farkına vardığımızda daha güzel olacak ama bu farkındalığın önce gelişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bireysel ve toplumsal anlamda gelişimimizin önündeki aslında en büyük engel zamanı yönetememek. Zaman yönetimi Aynı konusunda öyle. sıkıntılarımız var. Yaş arttıkça eğitim seviyesi de neredeyse sıfırlanıyor aslında. 55 yaşında 1-2 dakika falan eğitime ayrılan süre bilgiye ayrılan süre. Genel itibariyle tabii ki kendisi değerlendiriyor raporlara göre ama tabii içimizde gerçekten hayatının bir felsefe olarak belirlemiş ve bu şekilde yaşayan izleyicilerimizin de olduğunu biliyorum ki ne kadar güzel. Hani onlar için bir boş zamanda eğitim almak değil asıl önemli olan işleri bittiğinde hemen bir eğitime koşmak, hemen bir hobiye koşmak ve bu şekilde hayatlarını devam ettirmek. Yani hiçbir fırsat bulma, yani yaratmamak yani, yani şöyle söyleyeyim hiçbir boşluğa fırsat vermemek, meydan vermemek. Böyle olursa zaten çok televizyon seyretmek ya da işte sosyal medyada çok fazla zaman harcamak bu tür şeyler de ortadan kalkmış oluyor ki harika bir şey bu. Evren boşluğu sevmez. Siz boşluğu, sizin boşluğunuz mutlaka bir şeyler tamamlar. İşte bu televizyon olur, internet olur, de i̇şte sağda solda dedikodu yapmak ya da muhabbet tarzı. mutlaka bir şeylerle dolar o zaman. O 24 saatimiz öyle ya da böyle geçecek. Peki neden daha güzel şeyler yaparak ya da kendine yatırım yaparak Geçme bu sanki. zamanı kullanmıyorsunuz hayatımız gerçekten e, geçici e, geçici e, kısıtlı bir hayatımız varken her saniyesini ve her dakikasını değerlendirmemiz gerektiğini Çok doğru. düşünüyorum ve boşa giden her zamanı ben bir kayıp olarak Kesinlikle görüyorum öyle. çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum Aynen öyle zaten düşünün ki dünyada herkes dağıtılmış bir 24 saat var fakat dünyadaki insanların pek çoğu başka şekilde boşa geçen bir zamanı yaşarken çok azıysa bunu bir nimet olarak görüp onu fırsata çevirmeye çalışan insanlar olarak geçiyor. İkisinin arasında da derin bir uçurum var. Yani işte bu geri alınamayacak olan tek şey belki de ya da fiyatı olmayan ya da servetinizi dökseniz geri alamayacağınız bir şey olarak zaman. O yüzden zamanınızı çok iyi değerlendirin. Ve hayatınıza yenilikler katın, eğitimler alın, hobiler yapın ki görüş açınız değişsin, hayata bakışınız değişsin. Sema Hanım, uluslararası uzman eğitmen ve yaşam koçsunuz aslında. Ama biz böyle hani baktığımız zaman içeriğini çok göremiyoruz. Biraz detaylandırır mısınız işinizle ilgili olarak? Neler söylemek istersiniz? Ee, uluslararası uzman eğitmenim de sadece tek alanda yaşam koçu çok gerçekten geniş bir alana hitap ediyor. Tek bir tane alana da sahip değil. Bunun içerisinde bilinçaltı var, eğiticinin eğitimi var, kuantum var, NLP var, hipnoz var, bioenerji var gibi birçok kendimizi geliştirmeye çok yönlü donatma adına birçok eğitimler var. Şimdi bazı kelimeleri yeni duymuş insanlara birkaç eğitimi bir cümleyle açıklamak istiyorum. Evet. Mesela bilinçaltı çalışmalarımızla kendimizi keşfederek nirvanaya çıkarıyoruz. Bu bilincimizin yükseldiği anlamına geliyor. Kuantumla hayatın mucizeler getirdiğine şahit oluyoruz. O çekim gücü, çekim yasası, düşünce ve olumlu düşünme dediğimiz aslında hayatımızın her safhasında kuantum aslında herkes yaşıyor da isminin kuantum olduğunu evet, bilmiyor bence. Aynen öyle. Pozitif düşünen insanlar hep o kuantum çekim yasası içerisindedir. Benzer, negatif benzer, düşünen negatif düşünen insanlar da ya işte düşündüm başıma geldi falan derler ya. Aynen, i̇şte o da aynen. kuantumdur. Ne gönderirseniz onu alırsınız. EFT bizi üzen duygu durumlarını boşaltma, kolaylıkla ve sevgiyle dönüştürme teknikleridir. Ee, sinirli olabiliriz, öfkeli ya da gergin ya da herhangi bir farklı duygu durumu, kendimizi değersiz hissediyoruzdur. Ee, buna benzer duygu durumlarını EFT ile kolay bir şekilde dönüştürebiliyoruz. NLP özellikle e, kendimizi farkındalık noktasında e, ve bu kelimeyi seviyorum aslında farkındalık noktası, NLP'yi de seviyorum. Farkındalık noktasında en üst, e, zirveye çıkarmaktır aslında kendimizi. Hipnoz e, hipnoz aslında bilinenin aksine uyku modu diyorlar ya e, tam tersi uyanıklı uyku hali. değildir, uyanıklık halidir. E, Biyoenerji e, çoğumuz konuya hakimdir diye düşünüyorum. Çakralarımızı e, temizliyor ve enerjimizi e, stabil tutuyor. E, nefes terapisi, meditasyon e, koçuyum. E, artık varlığımızı e, nefesle meditasyonla bilip özümüzün e, farkına varıp kabullenmekle alakalı. Aile danışmanıyım, işte e, yaşam koçuyum. E, öğrenci danışmanlığı da yapıyorum. Kişilik analizi de yapıyorum. Yurt dışından bir cihaz getirdim. E, kişinin aura ölçümlerini ve aileden gelen aktarımları e, neler var? ya da var mı kendi hayat döngüsüne işleyen, tekamül eden onların ölçümlerini de PDF şeklinde kişilere gönderiyoruz zaten. Harikasınız. Yeniden doğuşla ilgili çoğumuzun merak ettiği bir şey var. Bu nasıl olacak bir şeydir? İnsan nasıl yeniden doğar? Biraz detaylandırır mısınız? yeniden doğuş insanın içindeki uyuyan güzeli uyandırmasıdır aslında bir farkındalık yaratmasıdır kendi hayatına bu da kendini bilmesiyle araştırmasıyla öğrenmesiyle başlıyor hayat aslında yeniden doğduğumuzda başlıyor doğum aslında fiziksel biyolojik olarak doğum bir kere olur da şanslı olan insanlar hayatının bir evresinde daha yeniden doğarlar derin düşüncelerde kendimizi bulduğumuzda teslim olduğumuzda bu hayatımızda devrim yaratan olaylar olur düşünceler olur onların tadını çıkardığında aslında kendimizi keşfediyoruz ve gönül gözümüz açılıyor bu sayede ve hakikatin kapıları da artık ard arda geliyor farkındalık süreci bizi en güzel en üst noktaya gidiyor ve aldığımız her nefeste baktığımız her yerde de onun izlerini görüyoruz. Kendi özümüze yolculuk yaptığımızda kendi farkındalığımızı bildiğimizde yaşamanın, nefes almanın ve ağaçtaki yaprağın bile size artık bakış açısı çok farklı geliyor, çok güzel geliyor. Hayatımızdaki güzellikleri görmeye başlamak aslında benim anladığım yeniden doğmak. Eğer farkındaysanız çiçeklerin kokusunun, hayvanların güzelliğinin, havanın tertemiz mis gibi oluşunun farkındaysanız zaten yeniden doğmuş demeksinizdir diye söyleyebilirim. Peki en sonunda şunu sormak istiyorum size. Sizce başarı nedir? Başarının gizli sırrı önce aslında anahtarı sevmektir. Yaptığınız işi sevmek ya da ee, sevdiğiniz işi yapmaktır. Başarıyı tek kelimeyle özetleyin derseniz bence tatmin olana kadar her neyse işte ders çalışmaktır, yemek yapmaktır ya da e, işinizi e, yap, yaparken tatmin olduğunuz yere kadar yaptığınızda zaten başarı arkasından gelecektir. Ee, başarı bir fikri olan insana uğrar aslında ee, ve daima bir fikriniz e, olsun ki başarılı olmanız biraz daha iyi olur. Başarının e, ablası diyeyim aslında motive etmektir kendi kendinizi. Bu e, kendinizi nasıl motive edersiniz? Her insanın bazı insanlar dıştan motive edilir, bazı insanlar içsel olarak Doğru. motive olur. E, benim için motive e, olumlu ya da olumsuz konularda e, her şey beni motive eder. Yani yeter ki motive olmak isteyin. E, yeri gelir bir eleştiri sizi motive eder. Yeri gelir bir takdir, bir beğeni sizi motive eder. Her insanın motive şekli de farklıdır. Acaba e, sizinkine mesela içsel olarak mı kendinizi motive ediyorsunuz? Yoksa dışarıdan işte e, tebrikler, takdirler, onay cümleleriyle mi motive oluyorsunuz? Motive olduğunuzda da zaten e, başarı arkasından muazzam bir şekilde sevdiğiniz işi yaptığınızda gelecektir. En evet. son olarak da bu kadar güzel şeylerden bahsettikten sonra bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz Semra Hanım? Bizi izleyen seyircilerimize öncelikle kendi hedefimi söyleyeyim. Artık daha geniş kitlelere hitap etme adına şirketlerde özel danışmanlık ya da eğitimler vermeyi hedefliyorum. Artı Yurt dışı güzel projelerinde de yer almak isterim aslında. Hedeflerim bunlar. Şimdi bizi izleyen insanlara küçük sorular soracağım ama belki de büyük depremler yaratacak kendi içlerinde. Lütfen düşünerek ilerleyin ve ilerlesinler. Yaşamının farkında mısın acaba ya da ne kadar farkındasın yaşamın? Çevrende sen neredesin? ne kadar yer kaplıyorsun. İnsanların bazı bağımlılıkları vardır. İşte televizyon izlemek, çekirdek çitlemek ya da sigara, alkol vesaire. Bu bağımlılıklar neyi anlatıyor? Neyi saklıyorsun ya da neyden kaçıyorsun acaba? Kendinizden kaçıyor olabilir misiniz? İçinizdeki anlayamadığınız boşluklar nelerdir? Bunları nasıl çözmeyi hedefliyorsunuz? Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? olumsuz yönlerinizi olumluya taşıyacak olsaydınız eğer bunlar neler olurdu? Kendiniz için en son ne yaptınız? İnsanları yargılaması hani çok kolaydır ya. Peki ya sen? Kendini düşünüp de yargılama yeteneğin var mı acaba? Öğrendiklerinle kendini ne kadar zenginleştiriyorsun? Okumanın sınırsız gücünün ne kadar farkındasın? Varlığını ve duygularını hangi zamanlarda görmezden geldin ve bu sende? neleri getirdi ve neleri götürdü hayatında? Kendini sevdiğini, gerçekten kendini sevdiğini nasıl tanımlarsın? Kendini sevdin mi gerçekten? Seni diğerlerinden farklı kılan özelliklerin var mı? Sıradan mısın yoksa sıra dışı mısın? Eğer sevdiğin işi yapsaydın hayatında, Neler farklı olurdu? Ölmeden önce ne yapmak isterdin? Artık önemi olan şeyleri hayatında seçip ayırabiliyor musun? Hayatında verdiğin tepkiler, öfkeler, belki kızgınlıklar seni nereye doğru götürüyor ve bunun ne kadar farkındasın? Kararsızlıktaki seçeneklerinin sınırsızlığını görebiliyor musun? Kimsin sen? Aynaya bak. Harikasınız. Süper bitirdiniz. Bu kadar çok böyle soruyla karşı karşıya kalan benim sevgili izleyicilerim şu anda gerçekten çok şaşkınlardır. Demek ki bir yaşam koçuyla bir yayın yapıldığında da Böyle bir şeye de hazır olmanız gerekiyor sevgili izleyicilerim. Bu soruları kendisiyle bağlantıda kalarak, sosyal medyadan kendisine ulaşarak, Semra Zengin hanımefendiye ulaşarak yüz yüze cevaplamak isterseniz, kendi içinizdeki o uyuyan güzelden bahsetmiştiniz. Uyandırmak isterseniz Semra Zengin hanımefendiyle görüşebilirsiniz diyorum ve ayağınıza sağlık. Hayatınızın bu değerli vaktini bizim için ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Tanışmaktan da çok mutlu oldum Koran Bey. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Dikkat ederseniz bir yaşam koçu olarak ne dedi kendisi? Motive olmaya kendinizi açık tutun ve neyden motive olacağınıza bakın. Bundan sonra ne dedi? Sevdiğiniz işi yapın. Çünkü dedi, başarı insanların bir fikri varsa gelir. Fikri olan insanlara başarı gelir dedi. Bunun içinde dedi ki başarmak için ...tatmin olacağınız zamana kadar o işi yapın ve başarı gelsin. Doğru mu? Evet, harika çok özetlediniz. Teşekkür... <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. Sevgili izleyicilerim, bu güzel programın da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İrem Güler, Güler Yüz de çok teşekkürler. İrem'cim, Pınar Özenç Genel Yayın yönetmenim de çok teşekkürler Pınar'cığım Ve herkese çok teşekkür ediyorum, size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizi izlediniz. Hayatınızdaki seçimler son derece önemli. Lütfen doğru seçimleri, güzel seçimleri yapın. Eğitimden uzaklaşmayın. Boş zamanlarınızı keyifle doldurun. Hayat sizin bir şansınız var. Çok iyi değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.